Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda ceza infaz kurumlarına kurulacak sandıklar ile bu seçimlerde ilk kez kurulacak olan seyyar sandıklar konusunu ele alacağız. Cezaevlerinde kurulan sandık kurulları diğer sandıklarla aynı usul ve esaslara göre işlem yaparlar. Bununla birlikte sandık kurulu cezaevi idaresinin görüşünü alarak ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde sandığın konulacağı yeri belirler. Onaylı sandık seçmen listeleri cezaevi idaresinin görüşü alınmak suretiyle elverişli alanlara asılır. Sandık başında şiddet, cebir veya tehdit kullanan seçmenler, cezaevi idaresinin görüşü alındıktan sonra güvenliği zayıflatmayacak şekilde uygulama yapılarak sandık çevresinden dışarı çıkarılır. Tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerin kimlik tespitinde cezaevi idaresince verilmiş belge kimlik belgesi yerine geçer. Tutuklular yeterli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra Ceza İnfaz Kurumu İdaresi'nin belirleyeceği bir düzen içinde oy kullanacakları sandık bölgesine getirilir. Tutukluların serbest ve gizlilik içinde oylarını kullanmaları sandık kurulunca sağlanır. Seçmenlerden Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu bulunanlar oyunu kullandıktan sonra yetkililerce sandık çevresinden götürülürler. Şimdi seyyar sandık kurullarını ele alalım. Engeli veya hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden ilçe seçim kuruluna başvurup kayıtlarını yaptıranlar seyyar sandıklarda oy kullanacaktır. Seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı kural olarak 20 olacaktır. Ancak ikinci bir sandık kurulması için yeterli sayıda yatağa bağımlı seçmen yok ise seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı bunun biraz üzerinde olabilir. Her seyyar sandık için sabit sandıklarla aynı usul ve esaslara göre bir sandık kurulu oluşturulacaktır. Seyyar sandık kurulu başkan ve üyeleri oy verme günü saat 6'da bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığında hazır bulunacak. İlçe seçim kurulu başkanından oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim alacaktır. Seyyar sandık kurullarında oy pusulaları ve zarflar 40 adetlik kapalı ve üzeri mühürlenmiş paket olarak teslim alınır. Seyyar sandıklarda sadece seyyar sandık seçmen listesine yazılı seçmenlere oy kullandırılır. Oy sandığı ve kabin, seçmenin gizlilik ilkesi temelinde rahatlıkla oyunu kullanabileceği bir yere yerleştirilir. Seyyar sandıkta oy kullanan seçmene bir yakını yardım edebilir. Seyyar sandık kurulu başkan veya üyeleriyle adreste hazır bulunanlar, oy verme sırasında seçmenlere yardım etmek amacıyla seyyar oy kabinine oyun gizliliğini ihlal edecek şekilde müdahale edemez. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri, seyyar sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişiler ve varsa sandığı korumakla görevli kolluk güçleri, örnek 142 belgeleriyle oy kullanabilirler. Seyyar sandık kurulu, bu şekilde oyunu kullanan görevlilerin örnek 142 belgelerini alır. Bu belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim eder. Seyyar sandık kurulu, tüm seçmenlerin adresine gidip oy verme işlemlerini tamamladıktan sonra ilişkilendirildiği sandığın konulduğu yere gider. Seyyar sandık kurulu ile ilişkilendirilen sandık kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık kuruluna ait zarfları teslim almadan kendi sandığını açamaz. Seyyar sandık kurulu saat 17'de sandığı açarak sabit sandık kurulları ile aynı usul ve esaslara göre zarf sayımı yapar. Seyyar sandıklar oy zarflarını kesinlikle açmazlar. Oy pusulalarının sayım ve dökümü ilişkilendirilen sandık kurulu tarafından yapılır. Seyyar sandık kurulları burada belirtilen hususlar dışında sabit sandık kurulları ile aynı usulle iş ve işlemlerini yürütürler. Bu eğitim videomuzun sonuna geldik. Oyları birlikte sahip çıkacağız, bizler kazanacağız.